Herkese merhaba, hello everyone, welcome hepiniz, hoş geldiniz. Bugün Wild Animals ünitesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Hep beraber Tonguç Kap'ın görevlerine bir bakmak istiyorum. Öncelikle Supersonic'ten 19, 21 ve 22. testleri yapacağız arkadaşlar. Hemen bakmak istiyorum testlerime. Evet, 19, 21 ve 22. testleri güzel bir şekilde yapıyoruz Supersonic'ten. Ardından Dinamo'da 64 ve 80. sayfa arasını yapacağız arkadaşlar. Burada yine öncelikle sözlüğümüz var. Ardından vocabulary alıştırmalarımız var. Ve burada yine testimiz, gramer alıştırmalarımız ve sonra da ünite değerlendirme testimiz var arkadaşlar. Bitmedi tabii ki. Tüm derslerden de 7. ve 8. testi yapmamız gerekiyor. Hemen açıp bakalım oraya da güzel bir şekilde arkadaşlar. Evet. 7. test. Burada 5 adet sorumuz var. 8. testte de 5 tane sorumuz var. Toplam 10 tane sorumuz da tüm dersler kitabından var. Ama bunların hepsi size kolay geldiyse bir de Zoru Bankası'ndan 7. ve 8. testi yapmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Evet, 7. testte 7 tane soru, 8. testte de 6 tane soru, toplam 13 tane sorumuz da buradan olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bakmak istiyorum, şurayı bir açalım. Bugün neler öğreneceğiz diye. Evet, ne demiş? Making suggestions, yani arkadaşlar öneride bulunma, tavsiyede bulunma. Ardından naming wild animals, yani vahşi hayvanları adlandırmayı öğreneceğim bugün. Ve son olarak da expressing reasons, yani bazı şeylerin sebeplerini bahsedeceğim bugün arkadaşlar. Şimdi şöyle açmak istiyorum, bir görselimize bakalım. Bu görselde ne yapıyorlar arkadaşlar? Tonguç, Tankut ve Tongül hep beraber ne yapıyorlar? Çöplüğü geri dönüşüme atıyorlar arkadaşlar. Yani recycle yapıyorlar. Bugün bunlardan da güzel bir şekilde bahsedeceğiz. Doğayı nasıl koruyabiliriz? Vahşi hayvanların hayatı hakkında, habitatları hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Hepsine güzel bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Bu video bittikten sonra da konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini nereden test ediyorsun? Tabii ki de TATS'a girip meydan okuma testini yapıyorsun. Ve ne yapıyorsun? Yapamazsan patates oluyorsun. Bakalım yapabilecek misin? Görmek istiyorum. O zaman arkadaşlar haydi bakalım videomuza başlayalım. Tonguç Kap'a nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kap'a katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Kap'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burada 3 tane kapımız var. Peki bunlar ne demek diye soruyor olabilirsiniz. Burada gördüğümüz Tonguç elini yıkıyor falan. Burada bir gergedan var. Burada da bir dinozor var ama çarpı var üstünde. Bunlar ne demek peki? Şimdi arkadaşlar, bu muslukla olan olayımız şu. Suggestions. Suggestions ne demek? Şimdi arkadaşlar, öneriler, tavsiyeler. Bunları biz neyle yapıyoruz? Should kalıbıyla yapıyoruz. Yani Türkçe'de bildiğimiz melimalı ekleri. Burada Tonguç ne yapıyor? Ellerini yıkıyor. Peki biz ona nasıl bir tavsiye vereceğiz? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu suyu kapat. Kapatmalısın. Su çok açık kalmamalı. Yani suyu boşa harcamamalısın gibi tavsiyeler vereceğiz. Yani you shouldn't waste water gibi. Burada da bir gergedan görüyoruz. Bu da şu arkadaşlar. Direkt aslında vahşi hayvanlar. Biz bütün vahşi hayvanları bugün öğreneceğiz. Nasıl özelliklere sahip olduklarını da öğreneceğiz. Peki üstüne çarpı asılmış dinozor ne demek? Hemen bir bakalım. Reasons. Yani sebepler. Peki neyin sebepleri? Yani dinozorların nesli tükendi. Bunun sebebi ne? Falan gibi. Yani sebep sonuç ilişkileri kurmayı öğreneceğiz bu ünitede. O zaman başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bir sürü vahşi hayvanımız var. Bunlarla başlamak istiyorum. Sayfalarca vahşi hayvan öğreneceğiz diyebilirim. Hemen bir kalem alalım buradan. Evet. İlk gördüğümüz hayvanımız nedir arkadaşlar? Tabii ki de zebra. Çizgilerinden anlaşılıyor. Zebra aynı şekilde yazılır. İngilizce'de sadece E'yi E diye okuyacağız arkadaşlar. Yani zebra. Tamam. Burada bir tabii ki de maymun görüyoruz. Maymun da
biliyorsunuzdur ama tekrardan yazalım. Monkey. Sonra burada çok tatlı bir fok balığı görüyoruz arkadaşlar. Fok balıklarına bayılırım. Çok tatlılar bence. Biraz böyle amcayı andırıyor. Seal. Evet. Burada gördüğümüz hayvanımız ise bir timsah. Hemen onu da yazalım. Crocodile. Evet. Crocodile. Buradaki ise bir goril arkadaşlar. Gorilla çok benziyor. Gorilla. Bir sonraki vahşi hayvanımız ise kapakta da gördüğümüz gibi bir zürafa arkadaşlar. Zürafayı da giraffe diye okuyoruz ve şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tekrarımızı yapalım. Zebra, monkey, seal, crocodile, gorilla and giraffe. Sayfalarca vahşi hayvan var burada, bitmeyecek neredeyse. Bakalım şimdi burada zaten en büyük hayvan nedir arkadaşlar? Fildir. Peki fil ne demek? Hemen yazıyorum. Elephant. Buradaki de bir yunus, yani dolphin. Dolphin memeli bir hayvandır değil mi? Balık değildir yani. Evet, burada da bir martı görüyorum. Martılara bayılırım arkadaşlar. Martı sesi de çıkarabiliyorum normalde ama şu an biraz hasta olduğum için yapmayacağım tabii ki. Sizi buna mahrum etmeyeceğim. Mahrum mu denir? Maruz bırakmayacağım. Burada bir gergedan görüyorum. Gergedan peki nedir? Rhino. Bu da bir kertenkele, yani lizard. Buradaki de bir kaplan arkadaşlar, yani tiger. Bakalım. Elephant, dolphin, seagull, rhino, lizard and tiger. Vahşi hayvanlar. Fil, yunus, martı, gergedan, kertenkele ve bir kaplan. Hemen bu sayfayı da geçelim ve devam edelim. Burada tabii ki de zıpladığından bile anlayabileceğimiz üzere arkadaşlar bir kanguru var. Kanguru çok benziyor Türkçedeki haline ve okunuşu da çok benziyor zaten. Kanguru. Aynen, kanguru diyorum. Buradaki de bir çita arkadaşlar, yani dünyanın en hızlı hayvanı değil mi? Çita nasıl yazılıyor peki? Çita. Çok benziyor, bakın Türkçesine o kadar benziyor ki çita, çita, kanguru, kanguru. Bu kadar. Burada dişlerinden de anlayabileceğimiz üzere bir köpek balığı var arkadaşlar. Yani shark. Çılgın şarkı sahilde. Baykuş. Owl. Kangaroo, cheetah, shark, owl and bir sincap. Sincap peki nasıl yazılıyor? Hemen bakalım. Squirrel. Evet. Squirrel. Bu biraz zor. Anlayabiliyorum o yüzden. Burada bir yılanımız var. Hemen onu da yazalım. Snake. Kangaroo, cheetah, shark, owl, squirrel and snake. Kaldı mı hayvanımız? Tabii ki de kaldı. Biter mi hiç? Burada bir, ne görüyorum arkadaşlar? Boynuzlarından falan anlayacağımız üzere bu bir geyik. Yani deer. İki tane E ile yazılıyor. Deer. Bu da bir çok tatlı bir kutup ayısı. Yani polar bear. Polar bear. Kutup ayısı. Zaten bear tek başına olduğu zaman ayı demek. Bu da bir mamut arkadaşlar. Mamutların da nesli tükendi artık, yoklar. Mamut diye yazılıyor. Burada iki tane M olacak. Sonra burada bir koyun görüyorum. Çok tatlı bir koyun. Hiç vahşi görünmüyor. Bence vahşi hayvan sayılmaz koyunlar. Bu da yine çok tatlı bir aslan. Lion. Nasıl aslanı tatlı çizebilirdik yani? Aslan bilmiyorum. And a little güvercin I see. Güvercin ne demek peki? Pigeon. Pigeon. Deer, polar bear, mammoth, sheep, lion and pigeon. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Baştan bir hafifçe tekrar mı etsek acaba diye düşünüyorum aslında. Çünkü kelimeler bazen böyle unutulabiliyor. Hemen bir bakalım mı? Neydi bunlar? Hemen bakıyorum. Zebra, monkey, seal, crocodile, gorilla, giraffe. Hemen değiştirelim. Evet. Elephant, dolphin, seagull, rhino, lizard, tiger, kangaroo, cheetah, shark, owl, squirrel, snake ve son sayfam. Deer, polar bear, mammoth, sheep, lion, pigeon.
Evet arkadaşlar, bu kadardı. Çok güzeldi. Şimdi de bu ünitede en çok karşımıza çıkacak kelimeleri buraya derledim arkadaşlar. Sorularda çok fazla çıkıyor. Bu soruları, bu kelimeleri bilmeden çözmeniz birazcık maalesef zor oluyor. O yüzden bunları çalışalım lütfen. Hatta yapabiliyorsanız kelime kartları lütfen yapın ve bunları öğrenin. Zaten çok fazla yok. Hemen bakalım o zaman. Destroy. Arkadaşlar destroy direkt böyle yok etmek, talan etmek anlamına sahip. Survive. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak. Habitat. Bu da canlıların yaşam alanı denilebilir. Bir sürü yaşam alanı vardır arkadaşlar. Mesela sea, denizler bazı hayvanlar için bir yaşam alanıdır. Ya da ne olabilir mesela orman yani jungle ya da forest. Bu da orman. Jungle daha vahşi bir orman gibi böyle. Bunlar da yaşam alanlarıdır mesela. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Extinct. Bu nesli tükenmek demek. Nesli tükenmek, bitmek. Direkt hani extinct ise artık yok yani onlar. Mesela dinozorlar extinct olmuş artık. Yoklar. Hunt. Avlamak demek. Hemen bunu da yazalım. Yine çok fazla karşınıza çıkacak bir kelimedir. O yüzden lütfen hunt kelimesini aklımızda tutalım. Protect. Korumak. Mesela vahşi yaşamı korumak deriz. Damage, hasar vermek, zarar vermek. Yani tamamen onu yok etmek değil ama bir zarar vermek yani. Pollute, arkadaşlar, kirletmek. Hatta şu kelimeyi çok sık göreceğinizi düşünüyorum ben. Pollution. Bu arkadaşlar kirlilik demektir ve birçok şey için kullanılabilir. Mesela air pollution, hava kirliliği anlamına geliyor. Ya da başka ne olabilir? Mesela water pollution, su kirliliği gibi. Bunun yanına ne koyarsanız onun kirliliği olmuş oluyor. Endangered, bu da arkadaşlar tehlikede. Yani nesli tükenme tehlikesinde, daha tükenmemiş. Bu nasıl yazacağım? Nesli, şöyle küçük yazacağım. Tükenme tehlikesinde. Tamam mı? Okay. Sea zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sea, deniz demek. Desert, çöl. Ama bunu şununla karıştırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Bir desert, çöl anlamında olan bir kelimemiz var. Bir de dessert, bu tatlı demek. Desert, çöl. Dessert, tatlı. Desert, dessert. Desert, dessert. Bunları karıştırmayalım lütfen. Jungle, orman. Ama böyle daha hani filmlerdeki böyle çılgınlar gibi olan ormanlar. Çılgın orman bile diyebilirsiniz. Jungle. Zaten ismi de böyle bir şey. Sanki yağmur ormanları. Bir sürü böyle maymunlar uçuyor falan şeylerden. Ağaçtan ağaca falan gibi. Bir vibe veriyor en azından bana. Poisonous. Zehirli demek. Bunu yılan tarif edilirken çok fazla kullanıyorlar bu kelimeyi. Yılan dil falan zehirli ya da mesela akrep olabilir. Evet. Attack. Saldırmak. Saldırmak. Atağa geçmek aslında ya. Attack. Zaten bunu oyunlardan biliyorsunuzdur muhtemelen. Prevent ise arkadaşlar önlemek demektir. Önlemek. Rescue, kurtarmak. Species ise türler, cinsler anlamında olabilir. Vaccinate, aşılamak. Vaccinate. Hatta bir ara şey vardı. Bu ilk pandemi zamanlarında turistler ülkemize geldiği zaman Türkiye'deki böyle otellerde falan çalışan insanlar bir tane maske takıyordu şöyle. Şöyle. Üstte şey yazıyordu. Enjoy, I'm vaccinated. Merak etme yani. Eğlencene bak, ben aşılıyım gibi. Belki oradan aklınızda kalır. Vaccinate, aşılamak. Domestic, yerli, evcil demektir. Ocean ise arkadaşlar okyanus. Evet, bu kadardı. Bir tekrar bakalım isterseniz. Destroy, yok etmek. Survive, hayatta kalmak. Habitat, yaşam alanı. Extinct, nesli tükenmek. Hunt, avlamak. Protect, korumak. Damage, zarar vermek.
pollute, kirletmek. Endangered, nesne tükenme tehlikesinde olmak. Sea, deniz. Desert, çöl. Jungle, orman. Poisonous, zehirli. Attack, saldırmak. Prevent, önlemek. Rescue, kurtarmak. Species, türler. Vaccinate, aşılamak. Domestic, yerli ya da evcil. Ocean, okyanus. Tamam. Çok güzel öğrendik. Şimdi şöyle yapacağız. Az önce gördüğümüz hayvanları böyle ayıracağız. Neyi ayıracağız peki? Şimdi arkadaşlar, mammals dediğimiz zaman aklımıza direkt memeliler gelecek. Peki memeliler ne demek? Memeliler arkadaşlar böyle yumurtlayan hayvanlar değildir. Aynı insanlar gibi doğuran hayvanlardır. Mesela sütle falan beslenirler. İnsanlar da bir memelidir. Bir sürü memeli hayvan var. Reptiles, sürüngenler demek. Birds, kuşlar. Fish ise balıklar. Neden fishes demedik balıklar demek için diye soracak olursanız arkadaşlar. Fish, balıklar anlamına da gelmektedir. Evet, başlayalım. Shark, köpek balığı. Köpek balığı bir arkadaşlar balıktır adı üstünde. Shark. Seagull, martı bir kuştur. Seagull. Tiger, bir kaplan memelidir arkadaşlar. Lizard, kertenkele bir sürüngendir. Penguin, penguenle arkadaşlar kuş kategorisine girmektedir. Penguin. Kangaroo, yani kangurular yine memelidir arkadaşlar. Kangaroo. Monkey, maymun memelidir. Dolphin, yunus. Balık diyebilirsiniz belki ama değil. Dolphin, yunuslar memelidir arkadaşlar. Crocodile, timsah, sürüngendir. Crocodile. Polar bear, kutup ayıları memelidir. Normal ayılar da memelidir. Ve pigeon, yani güvercin bir kuştur. Süper. Hepsini çok güzel bir şekilde öğrendik. O zaman bu sayfayı değiştiriyorum ve burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. Carnivores and herbivores. Bunlar ne demek? Carnivores etçil hayvanlardır arkadaşlar. Etçil. And herbivores ise ne kalıyor geriye? Otçul. Şimdi otçul hayvanlar düşünüyorum. Mesela filler otçul hayvanlardır arkadaşlar. Hemen buraya bir elephant yazabiliriz. Ama mesela bir kaplan etçildir değil mi? Etle beslenir. Evet. Başka otçul düşünelim. Mesela az önce koyun demiştik değil mi? Sheep. Otçul bir hayvandır. Mesela arkadaşlar martılar etçildir. Biliyor muydunuz bilmiyorum ama hani balıkları falan da yiyorlar zaten. Seagull hemen buraya yazıyorum. Başka otçul ne olabilir? Tabii ki de zürafa değil mi? Giraffe. Zürafalar otçuldur. Onun dışında etçil olan başka ne hayvanımız var? Timsahlar mesela etçildir arkadaşlar. İnsan diyorlar zaten. Crocodile. Timsah hemen yazdık. Ondan sonra otçul olan başka hayvan düşünelim. Zebralar mesela otçuldur değil mi? Zebra. Başka carnivore yani etçil olan hayvanımız ne var? Mesela fok balıkları etçildir arkadaşlar. Seal. Hemen yazdık. Başka otçul. Biliyor musunuz bilmiyorum ama gergedanlar da otçuldur arkadaşlar. Yani rhino. Hemen buraya yazalım. Yani bir hayvanın kocaman çok büyük olması onun illa et yiyeceği anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi bir fil, bir gergedan bunlar otçul hayvanlardır arkadaşlar. Ve son olarak bir tane daha etçil bir hayvan düşünelim. Aslan mesela etçil bir hayvandır arkadaşlar. Aslan da buraya yazabiliriz. Lion. Evet, çok güzel, çok eğlenceli bir etkinlikti bence. Ve şimdi gramer kısmımıza geçebiliriz. Should or shouldn't. Should ne demek? Melimalı. Shouldn't ise memeli ya da mamalı. Yani bu yapmamalısın, bu yapmalısın. Bu kadar basit. Şimdi şöyle düşünmenizi isteyeceğim sizden. Shouldn't'ın üstüne bir eksi işareti koyuyorum. Çünkü olumsuz. Shouldn't da üstüne bir artı işareti koyuyorum.
Şimdi mesela ben suyu harcamak yazmışım buraya, değil mi? Suyu harcamak. Suyu harcamak nasıl bir şeydir? Kötü bir şeydir. O zaman buraya shouldn't gelir. We shouldn't waste water. Ama burada eğer suyu korumak, mesela saklamak falan gibi bir şey olur. Save water olsaydı. Suyu korumak. Bu iyi bir şey olduğu için should gelirdi. We should save water gibi. Özne gelir, sonra should ya da shouldn't gelir, sonra fiil birinci haliyle, yani hiçbir ek almamış haliyle gelir. Mesela recycle, geri dönüşüm. Yapmalı mıyız? Evet. O zaman should. Böyle düşüneceğiz her zaman, tamam mı? Waste water. Suyu harcamak. Yapmalı mıyız? Hayır. Suyu harcamamalıyız çünkü. Shouldn't. Bu kadar basit. Şimdi geçelim, birkaç örnek yapalım. Should ya da shouldn't yazacağız. Save energy. Enerjiyi korumak yapılması gereken bir şeydir. Should. Hunt animals. Hayvanları avlamak yapılmaması gereken bir şeydir. O yüzden shouldn't. We shouldn't hunt animals. Plant more trees. Daha çok ağaç dikmek arkadaşlar yapılması gereken bir şeydir. Bu yüzden ne yazıyoruz? Tabii ki de should yazıyoruz. Evet. Make their habitat worse. Onların yaşadığı yaşam alanlarını daha kötü hale getirmek yapılmaması gereken bir şeydir. We shouldn't. Yapmamalıyız. We prefer kürk giymek. Giymemeliyiz arkadaşlar. Hayvanların kürkleri için avlanması çok yanlış bir şeydir. Kürk giymemeliyiz. Bu yüzden shouldn't. Bu kadar basit bir konu arkadaşlar. Şimdi bakalım burada yapmamız ve yapmamız gereken şeyler neymiş? Tonguç ne diyor? What should we do to protect wildlife? Vahşi yaşamı korumak için ne yapmalıyız? Diyor. Yapmamız gerekenlere bakalım. We should stop hunting animals. Hayvanları avlamayı bırakmak. Olumlu bir şeydir, değil mi? Bırakmalıyız. Keep the sea clean. Denizi temiz tutmak. Burada clean temiz demek. Keep tutmak demek. Keep the sea clean. Protect wild animal habitats. Vahşi hayvan yaşam alanlarını korumalıyız. Educate people. İnsanları eğitmeliyiz. Peki yapmamamız gerekenler nelermiş? Bir bakalım ona da. We shouldn't. Ne yapmamalıyız? Wear fur. Evet, kürk giymemeliyiz. Cut down trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Pollute air and water. Havayı ya da suyu kirletmek, kirletmemeliyiz. Waste energy. Enerjiyi harcamamalıyız arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Bakalım şimdi hayvanların vücut belgeleri nelermiş? Beak mesela neymiş arkadaşlar? Beak, gaga. Bunlar birazcık ezber istiyor arkadaşlar ama bir kere öğrendiniz mi aklınızda kalacak. Ben bu konuya çok şeyden hatırlıyorum. İlk öğretmen olduğum yıllarda 7. sınıflara giriyordum ve tam wild animals ünitesindelerdi falan. Çok tatlıydı. Bunları orada ben de yeni öğrenmiştim açıkçası. Yani çok böyle gerekli şeyler değil diye düşünüyorum. Fur, kürk. Hayvanların bu dış yeri, yani tüylerinin, kılların olduğu bölge. Claw, pençe. Fin, yüzgeç. Neck, boyun. Kimin boynu çok uzun arkadaşlar? Zürafaların, değil mi? Giraffe. Paw, pati. Çok tatlı. Ama bu paw şey için falan da kullanılıyor. Aslanın da patisi olabilir. Hani pati dediğimiz zaman pati diye düşünüyor olabilirsin ama bir aslanın da patisi vardır böyle. Bir patileri vardır, değil mi? Şöyle falan. Ama çok tatlı, bilmiyorum. Aslanlar bana çok sempatik geliyor. Kedileri çok seviyorum, o yüzdendir belki. Scale arkadaşlar, pool. Bu da balıkların vücudunda olur. Trunk, hortum. Fillerin hortumuna denir. Skin, deri. Horn ise boynuz arkadaşlar. Boynuz. Feather, bu tüy. Tüy ile kürkün farkı şu. Feather daha çok kuşlarda falan olan şey. Kürk ise daha böyle kürkünü alabildiğim. Mesela ayı. Ayıların böyle minik minik tüyleri yok, değil mi? Koskoca onların derisi zaten o şeyle, kürkle kaplı yani.
Stripe arkadaşlar çizgi, bu şey zebraların üstündeki çizgiler, stripe'lar o şekilde. Black and white stripes, sprite. Canım çekti. Black and white stripes, yani siyah ve beyaz çizgileri vardır diye tanıtırlar ve sen dersin ki okey bu bir zebra dersin. Wing, kanat. Ear, kulak. Kimin büyük kulakları vardır? Mesela fillerin çok büyük kulakları vardır. Tail, kuyruk. Bu arada insanların da eskiden kuyruğu varmış ama evrimle beraber yok olmuş. Çok garip değil mi? Şu an kuyruğumuz olsa nasıl olurdu acaba? Bilmiyorum, bence tatlı. Foot, ayak. Ayaklar demek istediğimiz zaman foot diyemeyiz arkadaşlar, ne deriz? Feet deriz. Hump, hörgüç. Bu da ne? Kimlerde var? Aa, bunu öğrenmedik. Hemen buraya yazayım. Deve ne demek? Camel. Whiskers, bu bıyık arkadaşlar. Kedilerde olur ya şöyle. Şunlar whiskers. Tusk, fil dişi. Fillerin ağzının o tarafta olan iki tane böyle şey var ya. And tongue is dil. Evet. Şimdi burada bize hayvan tanıtımı yapılmış. Bunları şu anda ne yapacağız? Kim olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. It lives in Africa. Afrika'da yaşar. It has a trunk. Hortumu ve tusk, fil dişi vardır. It's a mammal, bir memelidir. Kim arkadaşlar? Tabii ki de bir elephant. Bu bir fildir. It is carnivore, etçildir. It is the fastest animal. Yani çita. Cheetah. It is a reptile. Bir sürüngen. It uses its tongue to poison them. It has no legs nor arms. Yani o bir sürüngen, dilini zehirlemek için kullanıyor ve bacakları, kolları falan yok. Tabii ki de bir yılan arkadaşlar. Snake. Evet, çok güzeldi. Peki. En son konumuz nedir? Because. Çünkü demek. Şimdi mesela cümlelerde bakalım. Cümleler üzerinden gidersek daha iyi öğreneceğimizi düşünüyorum. People hunt wild animals. İnsanlar avlar vahşi hayvanları. Çünkü bu çünkü'den sonra gelen cümle her zaman diğer cümlenin nedenidir arkadaşlar. Ben bu because'u başa da alarak bir cümle kurabilirim. Ama sadece because'u alıp başa koyamam. Because'la beraber sonrasında gelen cümleyi de başa almam gerekiyor. Yani ben bu cümleyi şu şekilde de kurabilirim. Because they want their skin and fur, people hunt wild animals. Yani the için anlamına da gelebiliyor istediğimiz zaman. People hunt wild animals. İnsanlar vahşi hayvanları avlar. Çünkü onlar o hayvanların derilerini ve kürklerini isterler. Ya da ne diyebilirim? İnsanlar hayvanların derilerini ve kürklerini istediği için onları avlarlar. Şeklinde de kurabiliyorum bu cümleyi. We should protect wildlife. Vahşi yaşamı korumalıyız. Çünkü some animals are becoming extinct. Bazı hayvanların nesli tükeniyor, tükenmekte şu anda diyorum. Bu cümleyi başka nasıl kurabilirim? Because some animals are becoming extinct, we should protect wildlife. Yani bazı hayvanların nesli tükenmekte olduğu için vahşi yaşamı korumalıyız. Tamam mı? Bu şekilde. Bence güzel bir şekilde öğrendik bugün. Peki tam olarak neler öğrendik? Bir hatırlayalım. Naming wild animals and their body parts. Yani vahşi hayvanların isimlerini öğrendim ve onların vücut bölümlerini de öğrendim. Making suggestions. Yani bir tavsiye vermeyi, öneri vermeyi öğrendim. Nasıl yapıyorduk? Önce öznemizi, sonra should ya da shouldn't, sonra da fiilin birinci haliyle cümlenin devamını getiriyorduk. Ve son olarak da az önce giving explanation and reasons, yani bir neden sonucu nasıl söyleyeceğimi öğrendim. Neymiş? Because, çünkü demekmiş değil mi? Body parts hatırlamayan varsa hemen küçük bir tekrar. Fin, yüzgeç demektir. Scale, pull demektir. Tusk, fil dişi. Trunk, hortum. Beak, gaga. Feather, tüy,
Claw, pençe, paw, pati falan filan arkadaşlar. Yani az önce bile öğrenmediyseniz bence şu an bunlar aklınızda kalacak diye düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Çok güzel bir dersi benim için. Goodbye everybody. Donguç Dershane sundu.